sahne korkusu. Bugün sizinle Ördekli Kültür Merkezi'ndeyiz. Niye buraya geldiğimizi sorarsanız, değişen ve gelişen ülkemizde benim gibi genç arkadaşlarımın bir sorununa çözüm bulmaya çalışacağız. Sahne korkusunu. Ördekli Kültür Merkezi, Bursa halkının hizmetinde, şehrin içinde bir merkezdir bizim için. Sahne korkumuzla yüzleşmek için bize harika bir imkan sunar. Kocaman boş bir sahne. Sahne korkusu, seyirci karşısında konuşma ya da performans sergileme sırasında ortaya çıkan endişedir. Olumsuz etkisi performans üzerinde olur. Yapmak istediğiniz konuşmayı yapamaz hale gelirsiniz. Sanatsal ilhamınız, güzel konuşma yeteneğiniz, size bakan yüzlerce gözün önünde elinizden uçup gider. Siz gülüşmeler arasında sahne denilince hepsi geri gelir ama artık faydası yoktur. Bu korkunuzu kariyerinize başlamadan eğitim hayatınızda yenmeniz çok önemlidir. Eğitim hayatınızda para ya da mevki kaybetmeyeceksiniz. Tek zararınız sahnede biraz terlemek, yüzünüzün kızarması ve arkadaşlarınızın samimi gülüşmeleri olacaktır. Bu gördüğünüz sıralar sizin arkadaşlarınızla dolu olacağından ve onlar da sizi sevdiklerinden hatalarınız görmezden gelinecektir. Eğer sahne performansınızdan ve topluluk önünde konuşma yeteneğinizden şüphe duyuyorsanız bu tedavi imkanını kaçırmayın derim. Sahne korkusunun temel sebebi biraz toplum ve eğitim ile ilgilidir. Bizim toplumumuzda genelde aileler topluluklar önünde yüksek sesle ve özgüvenle yapılan konuşmaları ayıp ve utandırıcı bir olay olarak çocuklarının bilinçaltına yerleştirirler. Eğitim hayatımız boyunca müsamerelere, topluluk önünde konuşma yapmaya, hatta tahtaya çıkmaya bile pek hevesli olmayız. Bir öğrenci için sınıfın en güzel yeri, sınıfın en arkasında ve köşesindeki sıradır. Kimse size bakmaz, kimse sizi görmez ama siz herkesi izleyebilirsiniz. Batılı okul kültüründe anaokulundan itibaren öğrenciler tiyatro, konser, öğrenci temsilciliği seçimi yahut voleybol, futbol turnuvası gibi aktivitelerle sahneye erken yaştan itibaren alıştırılırlar. Söz gümüşse sükut altındır. İşte bu sözün tersine döndüğü yer sahnedir. Bu atasözü çocukları ve çok soru soran öğrencileri susturma konusunda işe yaradığından her fırsatta karşımıza çıkar. Çok konuşmanız hoş karşılanmadığından diksiyonunuz doğal olarak gelişemez. Ama sahnede yüzlerce kulak ağzınızdan çıkacak sözleri bir edebiyat profesörü titizliğinde dinleyecektir. Kendisi sahneye çıktığında ismini bile söyleyemeyecek birçok kişi sizden ana haber bülteni sunucularına yarışır bir performans bekleyecektir. Her zaman topluluğun içinden bir el kalkacak ve size dünya üzerinde cevabı olmayan bir soru soracaktır. Bazıları kaçamak cevaplar verebilir. Peki siz öyle biri misiniz? Konuşma yaptığınız konuya hakim olmalısınız. Konunuzu iyi çalışın yahut konuşmayın. Tekrar tekrar çalışın. Bir şiir okuyun,
sevdiğiniz bir film sahnesindeki replikleri sahibi gibi söylemeye çalışın yahut bir sandalye alıp sahnenin tam ortasına oturun. Fakat en sevdiğiniz arkadaşınızın evinde karşılıklı kahve içiyormuşçasına. Sahneyi zamanla seveceksiniz, emin olun. Sevdiğiniz birkaç arkadaşınızı toplayın, onlarla bir film hakkında tartışma yapın. Ama siz sahnede, onlar seyirci locasında olsunlar. Böylece sesinizi ayarlamayı öğreneceksiniz. Nefes almayı unutmayın. Günlük antrenmanlarınız sırasında ayakta durun. Oturmak stresi azaltır ama birçok senaryoda ayakta olmanız gerekir. Ayrıca kameraları sevin. Kameraya baktığınızda bilin ki o filmi izleyenlerin gözlerine bakıyorsunuz. Bir süre sonra sahne korkusunu yenmiş, hatta sahneyi çok seven birine dönüşeceksiniz. Sahne korkusu için yüzlerce sayfa okuyor, onlarca tavsiye alıyor olabilirsiniz. Ama şunu unutmayın, sahne korkusu sahnede yenilir. Keep